arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Akif hocam Evet. hoş geldin. Hoş bulduk İnci hocam. Hanım hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Merhabalar. Sevgili arkadaşlar, birkaç gündür zaten yoğun olarak gerek stressel gerek olarak baskısal olarak zor günler geçirdiğinizin farkındayız. Bu konuda nihai karar verildi diyelim. Yani en azından sınavın kararı ile ilgili. Diğer kademede zaten gerekli devlet kademelerinde, mercilerinde gerekli incelemeler yapılacak. Bu artık bizim işimiz değil diyorsunuz. İş artık bizle alakalı hiçbir boyutu kalmamıştır. Tabii ki takip edilecek. Tabii ki ne olduğu şeffaf bir şekilde ortaya çıkması gerekli. Yüce Türk Adaleti bu konuda her türlü bilgiyi vereceğine inanıyorum ben. Şimdi sınav sürecinde olağan dışı tabii ki durumlar gelişti bir anda. ÖABT olacak mı, olmayacak mı? Nasıl çalışalım? Yani siz sınav sürecinde olan biri olarak bunları sormanız gayet normal. Bizler de tabii ki doğal olarak sizin stresinizi çok iyi anlıyoruz. Neden diyeceksiniz? Biz de odaklanamadık işimize, kamplarımıza, işlerimize ama sürecimizi aksatmadık. Şimdi bu konuda gelen sorulara istinaden birkaç soruyu önce toplu cevap vereceğim. Sonra gerekli ben, gerek Akif hocam, gerek İnci Hanım gelen diğer kısımla ilgili bilgilendirmeleri yapacaktır. Şimdi sevgili dostlar, TEKÜZEM'in öğrencileri için konuşuyorum. Hocam, şimdi dersimiz bitti, kamplar oldu, sınav oldu. Bu süreçten sonra ne yapılacak gibi. Birinin sesi açık galiba. Bizim kontrolümüz dışında. Teknik mi acaba? Herhalde İnci Hocam'ın ses Ha, İnci kontrolü yapıyor. hocam. İnci hocamın sesi açıkmış. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, bu süreçte TEKÜZEM'in tüm öğrencileri için konuşuyoruz. Normalde video süreleriniz evet eğitim süreci tamamlandığı için kapatılmıştı. Yasal prosedür gereği. Fakat bu konuda gerekli taahhüt ve diğer kademeler esnek davranılarak gerekli olan adımlar atılarak sınav hangi tarihte olursa olsun sınav tarihine kadar açık bir şekilde mevcut olarak aldığınız tüm hizmetleri, videoları, rehberlik de dahil bu süreci eksiksiz bir şekilde almaya devam edeceksiniz. Mevcut olarak şu an ÖABT kamplarımız var biliyorsunuz. ÖABT kamplarımızda sınav varmış gibi aynı şekilde devam edilecek ve sınav kampımız da tamamlanacaktır. Peki hocam bu süreçten sonra ne olacak? Mevcut olarak şu an ÖSYM'nin aldığı karara istinaden A grubu, C grubu, B grubu, KPSS hiç fark etmez arkadaşlar. Ertelenen bütün sınav kademesindeki her şey için aynı şekilde süreç devam edecek. Yani sürecimiz bitmedi. Bunun için herhangi bir ücret, herhangi bir şey söz konusu değildir. Mevcut hizmetimiz aynı şekilde devam edecek. Buradaki kademeyle ilgili arkadaşlar 17 Eylül'de yeni bir takvim açıklanacağı yönünde duyuru yapıldı biliyorsunuz. Evet, 17 Eylül kısmını incelediğimizde tahmini olursa eğer ona da cevap vereyim. Onunla ilgili de başka bir bilgi vereceğim sizinle hemen. 17 Eylül şöyle baktığımızda 17 Eylül Pazartesi oluyor. Özür dilerim. 17 Eylül Cumartesi oluyor. ÖSYM acaba tarihi mi kaçırdı Akif hocam? Cumartesi iş yapmaz normalde. Yani olağanüstü durum olduğu için hocam belki Evet. de böyle bir şeye gidilmiş olabilir. Belki Hemen. de Nurullah hocam başvuru süreçleri olanı alacaktır. Belki de takvimi daha önce de açıklayabilir. Yok, önceden açıklar zaten de büyük ihtimalle. Yani 17 Eylül'e kadar bu kademede en azından mevcut sınavların yapılmayacağı. Belki onlar da karıştırdığı yılı 2023'ü de baz almış olabilirler. Olabilir, olağan dışı bir durumdur çünkü. Sevgili arkadaşlar, 17 Eylül kısmına geldiğimizde takvim belli olacak. Yani bu kademede şunu diyebilirim ben size. Tahmini olarak söylüyorum bunu. Ekim ayının ikinci haftası veya üçüncü haftası sizin muhtemelen genel yetenek, genel kültür eğitim kademesindeki ilk oturumlarınızın yapılacağı tarih gibi duruyor. Kasım ayında da sizin ÖABT'ler tamamlanacak. Yani süreç için şu an aslında sizin çalışmanız gereken bir sürecin içine girdiğinizi bilmenizi isterim. Öngörülen tarih bu. Ama değişiklikler tabii ki olacaktır. Peki hocam şu an mevcut videoların duruyor. Tekrar kampların duruyor. ÖABT'lerin yapılacak. Sen şu an sınava aynı şekilde hem de bitmiş bir elinde malzeme olarak bu konuda İnci Hanım da zaten gerekli çalışmalarını yapıyordur. Bugün normalde toplantılar yaptık arkadaşlar neler yapabiliriz diye. İnci Hanım da bunun için ayrıca zaten size ayrı bilgiler verecek. O alan kısmında söz hakkını alınca zaten detaylı bilgi verir. Ayrıca genel yetenek genel kültür kademesinde bütün kademelerimizi tamamladık biliyorsunuz ama kampa yakın yani sınav takvimi güncellendiğinde ve sınav takvimine göre yeniden sizlere yeni canlı online bir program daha
ücretsiz bir şekilde vereceğiz mevcut öğrencilerimize. Bilginiz olsun bu konuda. Bu kademede bizler bu sürecin başından sonuna kadar, ilk günden son güne kadar şartları ve durumları değiştirmeden sizler için gerçekten mücadele ettiğimizi, yeri geldi beraber dertlendik, yeri geldi beraber sevindik, yeri geldi streslerinizi dinledik, yeri geldi ince anı programlarınızı yaptı, ders programlarınızı. Aynı sürecimiz aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir şekilde programınızı aksatmadan kalan süreyi doğru bir şekilde ilerlemeniz için zaten İnci Hanım detayları aktaracak size nasıl yapılacağına dair, o ayrı bir şey. Şimdi benimle ilgili olan sorularınız gelecektir. Genel olan gelecektir mutlaka. Süreç bundan sonra nasıl işler kademesine gelince arkadaşlar, bir sınav iptali gerçekleştiğinde ileriye atılan tarihten ortalama 40 gün önce bir program takvim belirlenir. Tahminen de Eylül ayı içerisinde veya son haftasında, Ekim'in ilk haftasında artık süreç netleşmiş olur. Bizim onu düşünmemizi gerektiren bir durum yok artık. Sadece şu anki kademede sizlerin devam eden sürecin aynı şekilde devam etmesi önemlidir. Akif Hocam, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Ben tahmini olarak şunu düşünüyorum hocam. Yani özellikle 17 Eylül'den sonra, yani takvim öncesinde gelecek büyük bir ihtimal. Bu ayın sonuna kadar takvim gelir 30 Ağustos'tan önce. Takvim geldikten sonra aslında orada ÖSYM'nin belirttiği, bence 17 Eylül itibariyle başvurular başlatılacaktır büyük bir ihtimal. Ve akabinde ben şahsi görüşüm olarak Ekim ayının ortasında bir GGK-EB sınavı, daha sonrasında Kasım ayının da ilk haftasında ya da ikinci haftasında ÖABT sınavı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Hani arada çünkü ön lisans sınavları var, orta öğretim sınavları var, ALES var, YDS var. Hani bu sınavlara da entegre etmeleri de gerekecek çünkü. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Benim şahsi tahminim bu şekilde. Böyle düşünüyorum hocam. Yani özellikle Kasım ayının ortasında sınavın yapılacağını düşünüyorum. Yani ÖABT'nin, ya bu sürecin Kasım ayının ortasında ya da en geç Kasım ayının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Evet, büyük ihtimalle de öyle yapılır zaten. Yani bu süreç Aralık ayına sarkmaz, onu çok net şekilde söyleyebilirim. Gelen sorulara bir soru daha var. Hocam, ben sınava başvurmamıştım, başvurabilir miyim? Önceki yıllar ve genel olarak deneyime dayanarak sınav sürecine başvurmayan arkadaşlarımız, yani yeni takvim açıklandığında yine sınava başvuramayacaklardır arkadaşlar. Çünkü bu şu an mevcut olarak sınava girenlerin bir hak mağduriyeti olduğundan dolayı, sınava başvurmayan kişi kendi eliyle zaten yaptığı bir durum olduğundan dolayı kendisine bir hak verilmeyecektir. Böyle bir beklentiniz olmasın. %99 arkadaşlar otomatik olarak yapılacak bir işlemdir. Bu konuda bir ücret ödemesi yapmayacaksınız. Bu konuda tekrar bir işlem yapmayacaksınız. ÖSYM sizinle ilgili sınav yerlerini yeniden güncelleyerek yeniden açıklama yapacaktır. Komisyonda değişikliğe gidilecek. Komisyonlarda da yaşanan bir şey varsa zaten o da ortaya çıkar. Veya ne olduğunu da bilmiyoruz arkadaşlar. Yani şu an hiç kimseyi, hiçbir grubu, hiçbir şahsı zan altında bırakmak gibi bizim böyle bir durumumuz yok zaten. Ama olan görünen durumlara göre değerlendirmemizi yaptık. Tabii ki yeri geldi aklanması için herkes için sürecin hukuki olarak incelenmesi en doğru karardır. Ve bu da yapıldı. Bu konuda inşallah şeffaf bir şekilde süreci de takip edeceğiz. Sizler de bizler de sonuna kadar gideceğiz. Bu kademede sınavın özellikle Kasım ayında tamamlanması demek şu söylentileri ortaya çıkarmıştır. Hocam 23 ile 22'yi karma alırlar mı? Ya bu nereden çıkıyor bu sorular? Ben gerçekten çok merak ediyorum. 23 sınavı ne zaman? 22 ne zaman? Hocam atama yapmazlar mı? Arkadaşlar Şubat dönemi zaten atama dönemidir. Yani sizin şurada söyleniyor. Sınav çok zor gelecek daha. Başarı yüksek olacak. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bu 9 ay 10 ay çalışan insanlar sınava girdi. Çoğu tel tel döküldü. Sorular öyleydi böyleydi değil. Döküldü mü kardeşim? Döküldü. Yani kalan ayda doğru bir şekilde yapacağın için zorluk göreceli bir şeydir. Bildiğin yaptığın bir şeyde yaparsın, bilmediğin bir şey yapamazsın. Olay bundan ibaret. İnci Hanım, bu konuda sizleri
dinlemek isteriz. Sizler ne söylemek istersiniz? Evet hocam, şimdi biz öncelikle yani bir panik havası hakim öğrencilerde, biraz onu egale etmelerini öneriyoruz. Bu süreci olabildiğince sakin geçirmek, biraz daha mantıklı adımlar atmak önemli. Buna sevinenler var, üzülenler var. Hani şu an telaş hakim ama bu herkes için geçerli, öyle düşünmek lazım. Sınava giren ortalama 1 milyon 600, 1 milyon 700 bin kişi de şu an aynı şeyleri hissediyor sizinle ve herkesin başına gelen bir şey. Bunu biraz aslında fırsata çevirmek. Yani daha iyi düşünmek lazım. İyi ya da kötü bir sınav atlatmıştık. İyi geçenler var, kötü geçenler var ki çoğunlukla kötü geçen öğrenci sayısı çok fazla. Kesinlikle bir sürece daha düşünün. Hani biz hep diyorduk ya, işte ÖSYM size ekstra bir süre vermeyecek, işte 2 ay daha vermeyecek, 3 ay daha vermeyecek, çok çalışın vesaire. Şu anda şöyle düşünün, size verilen bir hani en az bir 2 ay daha var, öyle düşünmek lazım. Ortalama hani sınav ne zaman olacağı evet henüz belli değil. Çok fazla şu an söylentiler var. Yani onlara çok kulak asmanızı önermiyorum. İşte çok fazla sosyal medyada Aralık ayında olacak, Ocak ayında olacak, Şubat ayında olacak diyenler var. Bizim de tahminlerimiz var. İşte biz de Ekim diyoruz, Kasım diyoruz vesaire. Bunların hepsi tahmin. Öncelikle bunu bilmenizde fayda var. Kesinlikle ÖSYM net tarihi açıklayıncaya kadar herhangi bir rehavete kapılmayın. Sınavın ne zaman olacağı hala belli değil. O süre içerisinde ders çalışma programı isteyen tüm kayıtlı öğrencilerimizin çalışma programlarını revize edeceğiz. Lütfen bizlere ulaşın. Biliyorsunuz rehberlikasistani@tekuzem.com mail adresimiz, rehberlikatekuzem.com mail adresimiz. Sistem öncesi arkadaşımla sohbet panelinden yazarsa sizin tüm durumlarınıza tekrar bakarak, seviyelerinize bakarak, hatta sınavınız nasıl geçmişti, en çok nelerde zorlanmışsınız, hangi konuları önceliklendirmemiz gerekiyor? Bunlara bakarak tekrar çalışma programları hazırlayacağız sizlere. O süreç içerisinde ne kayıtlı öğrencilerimize nasıl çalışmalıyız tarzında seminerler yapmak istiyoruz. Bunun da planını en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Çünkü süreç boyunca çalışma taktiklerini de çok önemsiyoruz. Ve gerçekten hani sınav hep strateji işi demiştik ve bu sınavın da strateji işi olduğunu elbette ki gördük. Çok kolay bir sınav diyemeyiz, özellikle YGK için. Dolayısıyla gerçekten bir tık daha detay çalışmamız gerektiğini fark ettik. Belki şimdiye kadar fırsat bulamayıp detaya inemediğiniz olmuştu. Bu fırsat sayesinde biraz daha detaylara girebileceksiniz. Belki yeterince soru çözememişsiniz, soru çözeceksiniz. Tekrar edemediğiniz konular kalmıştı, onları tekrar edeceksiniz. Ben eminim ki bu bir fırsat olacak sizin için ve tüm eksiklerinizi kapatabileceğiniz bir dönem olacak. En az 2 ay biz de öyle öngörüyoruz açıkçası. Dolayısıyla o süreci bir fırsat gibi görüp elinizden gelenin çok daha iyisini, yani size sunulmuş yeni bir şans, öyle düşünmek lazım. Bu şansı çok iyi değerlendirenlerin başarılı olacağına %100 inanıyoruz. Dolayısıyla hepinizden isteğimiz süreci fırsata çevirip bunu bir şans olarak görüp dört elle sarılmanız değerli arkadaşlar. Biz de zaten bu süreçte tek uzem olarak ne gerekiyorsa sizler için yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, DHBT iptal edilecek mi? Arkadaşlar, DHBT ÖSYM'nin zaten 17 Eylül takvim olarak açıkladığı tarih ile bir alakası yok biliyorsunuz. Hocam ön lisans ertelenecek mi? Hayır arkadaşlar, ertelenmeyecek. Zaten o tarihte ÖSYM komisyonunu incelemesini, yayınını adam o döneme kadar şüpheli bir durum gördü. Şu anki mevcut olan acil bekleyen sınavları durdurma kararı aldı. Yani onun ertelenme durumu yok. Unutun onu. DHBT'ciler sınav ertelenmeyecek. Bunu çok net söylüyorum. Hani ilk başta dedik ya bu sınav ertelenecek diye paylaşım yapmıştım hatırlıyorsanız. DHBT ön lisans olduğu gibi çalışmak zorundasın. Sınav ertelemesi yok. Bunu söyleyeyim sizlere. Birkaç soru daha arkadaşlar, İnce Hanım'ın süreçle ilgili şu an mevcut olarak siz konu anlatımlarınızı tamamladınız. Kaplarınız aslında tamamlandı. Gen yetenek eğitim, ÖABT devam ediyor. ÖABT şu anki mevcut programınız tamamlanacak. Bu bitti burada. İnce Hanım, sizinle zaten yakın zamanda planlamasına göre konu olarak nasıl artık ilerlemeniz gerektiği, bu süreçten sonra elinizde bütün materyaller var biliyorsunuz. Nasıl ilerlemeniz gerekiyor? Nasıl çalışmanız gerekiyor? TEKÜZEM'in öğrencilerine özel olarak zaten bir seminer yapacak. İkinci etapta bu süreç herkes etkilendiği için bugün de konuştuk bunu. İnce Hanım, tabii ki bizim öğrencilerimiz önceliğimizdir. Burada lütfen dışarıdaki arkadaşlar alınmasın, kırılmasın. Bir yıldır beraberiz. Bize güvenerek yola çıktıkları için. Dedik ki İnce Hanım, bizim öğrencilerimize bir şey yaptık. Aynısını dışarıda yapalım. Onlara da en azından bir katkımız olsun bu seminerimizi. Ama öncelikle kendi öğrencimizle semineri yaptıktan sonra da sınava girecek olan tüm adaylara yönelik bir bilgilendirme.
süreci nasıl değerlendirirsin? Nasıl ilerlemen gerekir programsal anlamda ve somut verilerle tek tek detaylı bir şekilde sizlere yönlendirme verilecek. Bu ders bazlı dahi olacak bir durumdur. Yani sizler için şu anki süreç yeni başladı arkadaşlar. Muazzam bir birikiminiz var. Dersiniz tamamlandı, kampınız tamamlandı. Deneme soru çözümü 1. Eksik konuların tespiti 2. Zaten İnci Hanım size bunun detaylarını aktaracak. Muhtemelen ne zaman yaparız İnci Hanım? Tarih söylesek mi acaba? Hocam en yakın zamanda yapmak istiyoruz. Hatta kayıtlı öğrencilerimiz için çok öbür haftaya da kalsın istemiyoruz. Bu hafta sonu, cumartesi günü falan yapalım istiyoruz. Tamam. Bir an önce nasıl çalışmalıyız? Plan program nasıl olacak? Bundan sonra nelere ağırlık vereceğiz? Neleri önceliklendireceğiz? Onların hepsini bir konuşalım istiyoruz. Muhtemelen cumartesi saat 17 gibi hazır olsunlar. Takvimlerine ekleyeceğiz. Kendi öğrencilerimiz için, bu dışarıdaki öğrenciler için de haftaya hafta içi, salı günü olabilir, çarşamba olabilir. Hani muhtemelen çok yakın, hani çok hafta sonuna kalmadan salı çarşamba gibi yapacağız. Dışarıdaki öğrencilerimiz de ona davetli olacaklar. Hani her zaman amacımız tüm öğrencilere fayda sağlayabilmek. Tabii ki öncelik kendi öğrencilerimiz, çünkü onlara biz bir söz verdik. O söz dahilinde onlar bize güvendiler. Bize kendilerini teslim ettiler ve biz onlara sürecin sonuna kadar yanlarında olacağımızın sözünü vererek yola çıktık. Ama bu süreçte tabii ki biz her zaman hep bizim öğrencimiz demeden dışarıdaki öğrencilere de elimizden geldiğince yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka bir ayrımları oluyor ister istemez ama dışarıdaki öğrencilerimize de yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz. Onlara da faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim İnci Hanım. Nurullah Hocam birkaç soru var. İsterseniz atlamayalım onları. Özelden de yazıyorlar çünkü arkadaşlar. Birincisi şu, mesela yeni başvuru yapacaklar ya arkadaşlar. Burada adres değişikliği ya da yer değişikliği olacak mıdır sizce? Adres güncellemesi yapılaraktan yeniden başvuru yapabileceksiniz arkadaşlar. Onda hiçbir sıkıntı yok. Bir diğer sorumuz şu hocam. Özellikle ÖABT dersleri, mesela 14 Ağustos'ta bizim kamplarımız bitecek biliyorsunuz. Evet. 14 Ağustos'tan sonra mevcut kayıtlı öğrencilerimize GGK, EB, ÖABT kampları olacak değil mi sınav öncesinde? Takvim açıklandı. Şöyle bir durum. Zaten bu süreci aslında biz kurum olarak üzerimize düşen sorumluluğu ve bizler de şu an aslında süreci tamamladık. Fakat bizden ve sizden kaynaklı olmayan bir durum gerçekleşti. ÖSYM sınav takvimi olarak şu tarihte yapacağız dediğimizde orada da en kötü şartlarda yine bir soru çözüm kampıyla öğrencilerimizi son defa yine sınava hazırlayıp göndereceğiz. Genel yetenek, genel kültür, eğitim ve ÖABT kademesinde tekrardan sınav takvimi açıklandıktan sonra bir çalışmamız olacak. Ama sınav takvimine kadarki süreçte de zaten nasıl yönetmeniz gerektiği ile ilgili İnci Hanım burada sizlere destek verecek arkadaşlar. Başka soru var mı Akif Hocam? Hocam özellikle denemeler mevcut öğrencilerimizin kullandığı, kayıtlı öğrencilerimiz kullandığı denemeleri tekrar aktif edecek miyiz? Şimdi mevcut olan denemeleri aktif etmemizin önünde hiçbir engel yok. Hatta şu konuda eğer ki mevcut olarak elimizdeki materyalleri revize edebilir, yeni bir şey yaparsak gerekirse fazla deneme de yaparız. O hiç sorun değil. Ama bunun için yayınlarla anlaşmalarımız var arkadaşlar. Yayınlarla da görüşmemiz lazım. Bu şu an tak diye karar vereceğimiz bir olay değildir. Hocam bu kamplara, yani sınav öncesi yapacağımız kamplara kayıtlı olan arkadaşlara ekstra bir ücret alınacak mı? Tekrar alabilir miyim Akif Hocam? Yani sınav öncesinde bir kısa tekrarlar yapacağız ya GGK, EB, OABT'den. Kayıtlı öğrencilerimizde herhangi bir ücret alacak mıyız? Hayır. O kamplar tamamen bizim öğrencimizin en azından şu anki olumsuz psikolojik etkenden dolayı ekstra olarak yapacağımız bir şeydir. Ve orada kayıtlı olan genel yetenek, genel kültür, eğitim, ÖABT hiç fark etmez. İstersen yeni kampa gelmiş ol, hakkını verdik, doğrudur. Ama o süreçte de yeni kampa gelen öğrencimiz de dahil olmak üzere bir ücret talebi olmayacak. Yani şu an bu kamplara katıldı. Hocam o dönemdeki kampa ben dahil olabilir miyim gibi sorular da gördüm. Belki muhtemelen onu sordunuz. Evet. Ücret olmayacak arkadaşlar orada. Evet. Başka genel sorular bunlardı hocam. Çok teşekkür ederim. Ben görmedim. Bir yandan akıyor aşağıda. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Yani atlamayalım. Dersler sistem açık olacak mı diyenler var. Evet, tekrarlayalım. Sistemleriniz açık sınava kadar. WhatsApp grupları ile ilgili bir soru var Nurullah Hocam. WhatsApp gruplarını toptan kapatmayı bile düşünüyorum artık. Grupların kuralları olacak öyle kafasına göre. Herkes orada burada demesin. Vallahi ben çok gerildim o dönemde. O yüzden bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu konuyu da açıklayayım ben sizlere. Ben eğitim koordinatörü olarak öğretmenlerle konuşurum, anlaşırım, program ayarlarız, yeni program
ders boyutu, diğer kademedeki kısımları planlarım ben. Bir şey olduğunda kurum içi aktivasyon geliştiriyorum. Ama öğrencilerimi şöyle zannediyor. Herkes bireysel düşündüğü için. Nurla hocam bu vardı, şuna yardımcı olur musunuz? Hocam videom açılmıyor. Hocam şu olmadı. Arkadaşlar ben yetişemem. Bunun için kurumu aramanız lazım diyorum. Bazıları alınıyor. Nurla hoca bizle ilgilenmiyor. 5000 üzerinde öğrenci var. Canım benim, ben nasıl ilgileneyim? O yüzden sizden ricam bu konularda teknik ve kurumla ilgili her durumda lütfen kurumla irtibata geçin. WhatsApp gruplarda olacak. Ki bu konuda bugün hocalarımızla da ufak bir istişaremiz oldu. Bu süreçte arkadaşlar elimizden geldiğince normal olan döngümüzdeki bütün her şeyi aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki burada zaman anlamında tüm hocalarımız ve bizler ekstra fedakarlık gösterme durumunda kalacağız. Bu konuda sizin şu anki kademede şartlara ve durumlara göre karar değiştirmedik. Biz ilk günde dedik, hatta ilk paylaşımlarında şu vardı. Tek düzemin her öğrencisi emanetimizdir dedik. Bu emanette bugün eğer ki canı sıkılmışsa, yolda kalmışsa, inancını kaybediyorsa ona sarılıp onunla aynı derdi, kederi paylaşmak bizim de görevimizdir. Biz de bu süreçte yıpranmamanız adına, süreçten kopmamanız adına, daha iyi bir şekilde programı ilerletebilmeniz adına gerek TEKÜZEM'in tüm personeli, teknik ekibi, eğitim birimi, rehberlik servisi, öğrenci işleri aynı ciddiyetle, aynı kararlılıkla ve aynı inançla son güne kadar süreci devam ettireceğimize, hiçbir şekilde eksik kalmanıza dahi göz yumulmadan bu süreci son güne kadar götüreceğimize adınız gibi emin olabilirsiniz arkadaşlar. Biri 2022'de bir şey sormuş. 3 defa atmış. Evet, herhalde çok aynen. Mesaj olunca. Hocam şey diyor, kampa katıldım diyor. Hani ben de faydalanabilecek miyim o son dönemde yapacağımız dersler? Tabii ki, tabii ki hocam, tabii ki. Arkadaşlar, sene başı bana buraya gelip genel yetenek, genel kültür, eğitim konu anlatımına dahil olan öğrencimiz var. İyi dinleyin arkadaşlar burayı. Bir alan var. Kampa gelen var sadece. Fark etmiyor arkadaşlar. Sen artık bizim öğrencimizsin. Biz görevlerimizi yaptık. Kamplarımızı yaptık. Hatta şunu da yaptık. Sabah grubu, akşam grubu, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri. Hiç böyle bir vaadimiz yoktu sizlere. Ekstradan faydalı olsun diye iki grupla sizlere hem genel yetenek hem genel kültür sabah akşam size sürekli kamp ayarladık. İki farklı hocadan. Bu süreçte zaten ekstramızı yaptık. Şu arkadaşlar videolar açık olacak, sizin ücretsiz açtık diye işi şova döküp sosyal medyada tek bir paylaşımımız yok dikkat ettiyseniz. Öğrencilerimize videolar hediyesi bilmem ne falan yapmadık. Ben de diyorum ki bunlar zaten açık olacak, kapatılmayacak. Sınava yakın takvim tarihinde de hangi programa kim kayıtlıysa yapılabilecek olan bu seneye yönelik ekstra bir şeyde aynı şekilde hiçbir ücret talebi olmadan kendi öğrencimiz sunulan bütün imkanlardan faydalanabilecek. Bununla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Sanırım cevabını verdik. Evet. Bakalım, sanırım bir şey yok. Başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? Gruplardan çıkmıştık, tekrar girebilir miyiz? Artık giremezsiniz, üzgünüz. Biz de gruptan çıkanları bir daha almıyoruz. Çünkü niye? Demek ki bizi yarı yolda bıraktık. Değil mi Akif hocam? Bizi bırakanları almıyoruz vallahi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kalanlarla devam edeceğiz. Hatta Nurgül hocam bir şey var. Sınava geç kalan bir arkadaşımız var. Bu tekrar sınava girebilecek değil mi? Yani mesela EB sınavına giremedi. Onda hiçbir sorun yok. Arkadaşlar sen paranı yatırmışsan. Başvuru yapan herkes girecek. Başvurunu yapmışsın. Yani paranı yatırdın. Bitmiştir artık. İster sınava gitme, ister git. Sınavın iptal edilme durumu da yok artık. Çünkü sınav iptal edildi. O yüzden özgürce girebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Yani parası olan girecek, parası olmayan giremeyecek arkadaşlar. Yeniden para yok. Gruba dahil edebilir miyiz? Arkadaşlar şimdi ben sizi nasıl gruba dahil edeyim? 500 kişi yazıyor burada Allah aşkına. Çıkmasaydınız yani sınav gününü bekleseydiniz. O yüzden değil mi İnce Hanım? Öyle. Yani ne yapayım ben arkadaşlar? Çıktıysanız ben hanginizi atacağım? Artık bitti her şey diye çıkmış. Allah aşkına bakın Instagram'dan bana yazıp hocam gruba giremiyorum. Ben nereden takip edeyim arkadaşlar? Karışmıyoruz biz artık. Ya orada olun arkadaşlarınız falan varsa onlara söyleyip belki onlar veremezler. Size alabilirim. Yönetici olmadıkları için link veremezler evet. Hocam bir de bir şey sorusu var. Bu mesela sınav hani tekrardan yapılacak ya. Mevcut havuzdan mı kullanılacak sorular yoksa yeni bir soru yazımına mı gidilecek? Bununla ilgili görüşünüz nedir? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. ÖSYM'nin evet bir soru havuzu var. Bu soru havuzu da aslında nereden oluşturuluyor?
Birçok farklı üniversite ve belli olarak dışarıdan alınan sorular da mevcuttur. Ve bu sorular bir araya getirilir. Geçmiş yılın bugünün. Sonra konu dağılımına göre sorular seçilir. İnceleme komisyonu sorulara onay verir. İnceleme komisyonu sonra onay komisyonu da sorulara uygundur der ve onay olarak basılır. Mevcut olan havuzdan soru kullanmama durumu mevcut olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü söz konusu bugün ne kadar doğru bilmiyoruz tabii ki. 2014 yılı ve belli sınavlarda aynı şekilde sorular olduğu yönünde paylaşımlar vardı haberlerde. Ne kadar doğru bilmiyorum bakın. Eğer ki öyle bir şey söz konusuysa komisyonun tamamı dahil olmak üzere, havuz kısmı dahil olmak üzere değişir. Çünkü buna izin vermezler arkadaşlar. Öyle bir durum var. Bunu da mevcut olan kademede yargı karar verecek. ÖSYM ve gerekli birimler de bunun üzerine mutlaka açıklama yapacaklardır. Şimdi gruplar için linkler istiyorsunuz arkadaşlar. Yani yaklaşık Paylaşamayız. 60-70 tane grup var, değil mi Nurullah hocam? Yani her birinin linkini 60-70 değil atmaya hocam. 100-150 çalışsanız. grup var. Yani hepsi 150 grup birbirine var. karışır. Lütfen yani link paylaşmak yasak değil. Yani yasak değil ama burada 100 tane Şöyle. yazsak hangisine gireceksiniz? WhatsApp grubu için şu an arkadaşım yazdı, iletişime geçti. WhatsApp hattından bize yazsın öğrenciler. Ben onlara link atayım, grubun da yazsın dedi. WhatsApp hattı 551-592-58-35 biliyorsunuzdur. Burada aşağıda da yazıyor bakın görselimizin altında. Buradan Tek Uzan WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Kemal Bey sizi ilgili gruplara alıyor link atarak. Tamam, bunu da buradan çözmüş Evet, olalım. Ne evet. istediniz de yapmadık, değil mi hocam? Vallahi hocam ne istesiniz de o kadar da değil yani. O kadar da uzun böyle değil. Bizim de işimiz Valla gücümüz var. seminer izliyor arkadaşlar aşağıda. Bakın talebi görmüşler. Hemen hocam böyle böyle bir söyleyin. Biz onları alırız gruba dediler. Yani artık siz görün yani. Kemal Bey yarın eli, yüzü, gözü bağlı bir şekilde gelecek buraya muhtemelen. Nereden Arkadaşlar söyledim falan. çok grup var. Yalnız Yani Seçkin Bey buradan bir grup atıyor. Seçkin Bey yapmayın yani. Seçkin yapma. İllegal şeyler Aya yapıyorsun. karışır orası. Kimin geldiği kimin gelmediği belli olmaz. Aynen. Şöyle bir şey Karışık orası. yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Grup bazlı seminer yapılmış gibi seminer planlarız ama seminer olmayacak. Orada o mevcut grupta örnek vereyim Hilal grubuna dahil olan arkadaşlarımız var. Hilal grubunun semineri aktif görünecek. O gün teknik arkadaşlardan rica ederiz. O grup Süper. linkini o gruba atar. Mesele çözülür. Tamam mı? İkinci etapta ÖABT Edebiyat. Hayali bir seminer açarız. Ders takviminizde görünür. Ders takvimine girersin, tıklarsın, link atılır, gruba girersin. Olur mu? Her şeyi düşünüyorum ya. Kafamı çok seviyorum diyormuş. Değil mi Akif hocam? Evet hocam valla. Yani şu müfredat güncellemesi olur mu Nurullah hocam? Yeni yapılacak sınavda. Müfredat, arkadaşlar müfredat güncellemesi demek Milli Eğitim'in tüm okul kademelerindeki konuların değişmesi demek. Yani bu soruları nereden buluyorsunuz? Hiç aklıma gelmiyor benim Çok şahsen orijinal girdiğim. sorular var Nurullah hocam. Bir de şey Arkadaşlar var arkadaşlar bakın. ÖABT müfredat kampanya 23'te devam ediyor. güncellenecek Akif hocam. O bir durum Efendim? var tabii ki. Müfredat 2023'te güncellenme çalışmaları var. Bu şu an bu konuyla alakanız yok sizin yani müfredatla. Evet. Çıkmış soruları tekrar çözmemize gerek yoktur diyenler var. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani şimdi öyle bir olaya geldi ki süreç. İnsan bir şey söylemeye çekinir hale geldi gerçekten. Değil mi artık? Arkadaşlar soru sorudur. A yayınının B yayınının kitabı ile soru çözüyorsan çıkmış ve hiç çözmediğin bir çıkmış soruyu veya çözdüğün bir soruyu pratiğe dökmek için önünde engel nedir? Ha diyorsan ki çıkmış soru önemli değil, kitap çözeyim. Zaten çözeceksin. Çıkmış soruları mutlaka çözün arkadaşlar. Yani bunun sizin bir zararı olmaz sizlere. Arkadaşlar bütün şeylerden canlı dersler olacak sınav öncesinde GGK, Eğitim Bilimleri, ÖABT artı çok sık geldiği için söylüyorum. ÖABT'deki mevcut kamplarınız devam edecek arkadaşlar. Yani bir sürecimizi sınavımız varmış gibi tamamlayacağız. Sizi tam manasıyla hazır hale getireceğiz. Ondan sonrasını ince anımla planlayacaksınız. Oradan yola devam edeceksiniz. Sınava yakın takvimde de genel yetenek soru kampı, eğitim soru kampı, ÖABT soru kampı planlayacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Evet.
Ben tekrarlıyorum. Rehberlik için soru sormaya devam edenler var. Rehberlik asistanı ettekuzam.com. Burada sohbet panelinde de paylaştık. Buradan taleplerinizi yazmanız durumunda kayıtlı öğrencilerimize rehberlik kısmında yardımcı olacağız değerli arkadaşlar. Onun dışında benim kaçırdığım bir soru var mı diye şöyle son kez tekrar baktım. Çıkmam gerekecek. Arkadaşların da bir sorusu varsa ekstra alabilirim. Yoksa hocalarım zaten yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet. Evet, yine müfredat soranlar olmuş hocam. Yine müfredatımız aynı. Müfredatta bir değişiklik yok. KPSS müfredatı ne olacak diye bir soru geldi. Herhangi bir müfredat değişikliği yok. Yine aynı müfredat devam edecek. Konu dağılımları vesaire. Aynı, değişen bir şey yok. Sınav ne zaman olur sizce diye sorular gelmiş. Yeni katılanlar sanıyorum. Tahminlerimizi söylemiştik. Ekim'in ikinci, üçüncü haftası GGK eğitimi olabilir. Kasım'da ÖABT olabilir. Tam tersi olabilir. İşte Kasım'da GGK eğitim, işte Aralık'ta ÖABT falan sarkmalar olabilir. Ama biz çok böyle sarkacağını düşünüyoruz. Sebebi şu. 2023 için de bir takvim açıklanacak nihayetinde. Ve onu çok geciktireceklerini düşünmüyoruz. Ama her şey olabilir. Nihayetinde beklemekte fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle sorular var. Sanırım tamamen bizden ya sadece kamp alan veya hiçbir şekilde süreçte bizle beraber olmayan arkadaşlar. Şu an alabiliyor muyum diye kampları, işte videoları, soru çözümlerini. Arkadaşlar mevcut olan şu an kısımlarla ilgili kurumla irtibata geçebilirsiniz. Kurumla irtibata geçerek bu süreçte ihtiyacın olduğunu düşündüğün şey neyse o konuda kurum sana yönlendirmeci veya bilgilendirici bir tavır sergileyerek seni doğru bir şekilde yönlendirecektir. Kurumla irtibata geçebilirsiniz. Kayıtlı olmayanlar tabii ki o süreçler devam ediyor onlar için. Şöyle bir durum da düşünüyoruz. Mevcut olarak zaten kendi öğrencilerimizle sürecimizi tamamladık, kamplarımızı tamamladık. Kampa yakın, sınava yakın yine yapacağız. Şu an ciddi manada şu durum da var. Hiçbir şekilde demeyelim de belli bir süre sınava çalışmış ama yeniden bir grup isteyenler, yeni grup istiyor. Hocam bu konuda yeni grup açar mısınız bizlere? Biz kaydolmak istiyoruz diye. Bir hız grubu açma durumumuz var. Yeni gelenler ve gelmek isteyenler için. Bu konuda da bugün ciddi manada durum vardı. Biraz hızlandırılmış bir konu anlatım kampı gibi. Kamp değil aslında, konu anlatımı yapılacak arkadaşlar. Onlara da hiçbir şekilde Tekuzem'in çatısında olmayan, bugüne kadar hiçbir şekilde Tekuzem'le ders almamış veya kendini eksik görüyor. Tekuzem'de eksik çalışmalar yapmış veya hiç çalışmamış bir hız grubu olacak. O konuyla ilgili bilgilendirmeyi de kurumla irtibata geçebileceksiniz. Hız grubu için evet arkadaşlar o sıfırdan yeni bir çalışma olacağı için ama biz zaten sizin sürecinizi tamamladık, kamplar yapacağımızı söyledik ya. Bu hız grubu tamamen farklı. Yani almak isteyen herkes alabilir ama tabii ki bunun bir mecburen yeni bir grup açılacağı için arkadaşlar baştan sona bir konu anlatım hız grubu. Sizin zaten sürecinizde videolarınız açık, sınava yakın tekrar kamplarımız olacak. O ayrı bir boyut. Son güne kadar devam ediyoruz. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda ne ben, ne Akif Hoca, ne İnci Hanım bilebilir. Bu konular bizimle alakalı konular değil. 444-5835'i arayabilirsiniz. 444-5835'i arayın. Hız grubu ile ilgili bilgi almak istiyorum. Muhtemelen şu an açık değildir grubunuz ama ben yine de açılır açılmaz bana lütfen dönüş yapın diye ön kayıt kısmını oluşturabilirsiniz tabii ki. Olay bu sevgili dostlar. Peki Nurullah Hocam, 2023 öğrencilerimiz de var içerisinde arkadaşlarımızın. Evet, peki evet. Bunların dersleri yani belirttiğimiz takvimlerde başlayacak değil mi? Bunlarda bir herhangi tabii. 23'e hazırlanan öğrencilerimiz Eylül ayı içerisinde derslerini başlatacağız. Zaten bir gerçek var arkadaşlar. Yani 23 için hazırlanan bir arkadaş için şu zaman çok değerli. Zaten kendisi hazırlıklara başlamıştır. Sınava girebilir. Yine girsin sınavına eğer başvurusunu yapmışsa. Bu kalan sürece bir nevi konuların eksiğini tamamlayarak bir nevi 2023'e hazırlanacak şekilde çalışma yapsın. 2022'ye girsin. Atanırsa peki, zaten bir sıkıntı yaşamaz. Hocam şöyle bir şey soru daha var. Ön lisans öğrencilerimiz diyor ki KPSS'liler o konuşuluyor bizi unuttunuz diyorlar. Lise ön lisans öğrencilerimiz. Hayır sizin onların dersleri devam ediyor aralarında. Zaten şu an değil mi? Tabii dersleri devam ediyor. Kamp da yapılacak. Kamplarını arkadaşlar lise ön lisans grubu öğrencilerimizin de aynı şekilde kampları olacak. DHBT öğrencilerimizin aynı şekilde kampları olacak. Burada hiçbir şekilde unutulma veya eksik bırakılma durumunuz yok. Zaten sınav takviminiz belli. Sizinle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bitmeyen dersleriniz devam ediyor Arzu Hanım. Yani bitmeden zaten dersi yapamayız. Yani şu an özellikle LÖLBETA grubumuzda tarih ve matematik derslerimiz devam ediyor. Evet. Onlar bittikten sonra zaten kamplara geçiş süreci olacak değil mi Nurullah Hocam? Tabii aynen. Yani o süreç tamamlanınca zaten kampın amacı nedir? Son bir defa hızlı bir şekilde sınava hazırlamak.
şu an bitmemiş bir kısımla ilgili olmaz. Hızlandırılmış kamp arkadaşlar muhtemelen bu ayın sonuna doğru derslerimiz başlar. Ekim'in ikinci haftası dersler biter. Ola ki takvimde ikinci haftadan önce bir takvim açıklanırsa ona göre hazırlıklar yapıldı. Dersler mutlaka sınavdan önce tamamlanacak arkadaşlar. Hocam bir askere gidecek arkadaşımız var. Eylül gibi geri dönecekmiş. Sınav ve kampa yetişir mi? Tabii ki. Kampa yetişir. O tekrar kampları zaten 17 Eylül'den önce bir soru tekrar kampımız olmayacak arkadaşlar. Kamp videonu tekrar açacak mısınız? Açık değil mi zaten? Uzatacağız süresini. Bütün videoları sınava kadar izleyebilecekler. Açık arkadaşlar, açık. Yani bu konuda bir şeyden mahrum bırakılmayacaksınız. Daha şunu da denilebilirdi. Arkadaşlar biz eğitimimizi verdik. Programımızı tamamladık. Görevimizi yaptık. Ekstra şunu da yaparız deyip sizinle örnek vereyim şey yapılabilir. Buna girmiyoruz biz. O konuda endişen olmasın. Son ana kadar, sınav gününe kadar mevcut şu an aldığın hizmetler devam edecek. Hangi program olmayacak o zaman? 17 Eylül'e kadar. Hocam 17 Eylül'e kadar program derken yeni bir program grup açılacak. Mevcut öğrencimizde ÖABT kampları var zaten. ÖABT kamplarını tamamlayacaklar. Sonra İnci Hanım bu konuda yönlendirici seminer ve rehberlik yapacak. Bu saatten sonra senin yapman gereken şey konu çalışıp deneme çözüp eksiklerini kapatmak. Ve sonra biz sizi tekrar bir kampa alacağız. Olacak süreç budur arkadaşlar. Arkadaşlar ücretle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Şu an çıkmadı. Bugün gelen taleplerin neticesinde buna karar verdik. Böyle bir durum var. Kayıtlı öğrencilere hangisi arkadaşlar? Bak yani yeni mi geldiniz bilmiyorum aramıza. Aynı sorular geliyor. Aslında en büyük sıkıntı da buradan başlıyor. Tabii ki işleriniz olabilir. Aslında bir kamp olduğunda en başta herkes girse hem bizim zamanımızı boş yere gitmeyecek. Niye diyeceksin? Aynı soruları tekrar dinlemek zorunda veya aynı şeyleri tekrar söylemek zorunda sizler de bize de kalmayız. Kaydını eklesinler hocam. Bence video kaydını da izleyebilirler sonradan giren arkadaşlar. Evet. Çünkü çoğu bu soruları ben tekrar 5. sefer herhalde cevapladım. İnci Hanım 3, Akif Bey 3, etti sana 11. Allah'ın hakkı 3'tür dedik, 11 yaptık. Hız grubu ücretli. Hız grubu dediğimiz yeni bir grup arkadaşlar. Bu başka bir sınıf. Kayıtlıları kapsamıyor. Sizinle ilgili bir şey değil. Sen zaten orada ne işin var? Sen konunu çalıştın, tekrarını yaptın, sınava girecektin. Sınava girdin hatta. Seni bu saatten sonra deneme çözüp soru çözmen lazım. Herhalde katılmadı. Ha şunu da söyleyeyim. Tek Uzem'in tüm öğrencilerine açık açık söylüyorum. Sabah akşam son 14 günde YouTube'da, Instagram'da, orada, burada yayın peşinde koştunuz. Sabah akşam olanları biliyorum. Sabah birine, öğlen birine, akşam birine, akşam ikisine. Sınavda sana fark attırdı mı? Hayır. Attırmadı. Tek Uzem'in tüm öğrencilerine açık çağrımdır. Sabah akşam YouTube yayınları, Instagram yayınları peşinde koşmayı bir bırakmayı öğrenmelisiniz. Çalışma dirseklerini masaya vurup bu dirseklerin ağrısını hissettiğin zaman kendi eksiğini sen bilirsin. Kendi eksiğini bildiğin halde gidip X yerinde kendi eksiğini kapatmak yerine X yerine göre ilerliyorsun. Arkadaşlar o senin eksiğini kapatmayacak. Sabah akşam dinlesen ne olacak? Anlatabildim mi dediğimi? Dinleyebilirsin. Senin tercihin kararındır. Sabah akşam dinlemek nedir? Sizden ricam. Oturun, programınızı, planınızı yapın, eksiklerinizi belirleyin. Masa başında zaten sen tekrar aldın, konu anlatımı aldın, gene tekrar aldın. Bitti. Bundan sonra yapacağın şey geçmişe dönük videolarını aç izle. Programla ilerlesen arkadaşlar. Programlı olsun. XBC yayını. Allah rızası için kimseyi burada zan altta bırakmak istemiyorum. Sabah akşam Instagram'da yayın yapan adam senin için yapmıyor yani. Sen faydalı olanlar var. Tenzih ediyorum. Kimseyi zan altta da bırakmıyorum. Sabah akşam yayın açan adam sen konuyu iyi yap diye değil. Sen sırf oradan kendi yayınına gir, takipçisi artsın diye olay bu. İzleyebilirsin de. Takipçi de arttırabilir. Bu da kendi hakkıdır. Reklamı da yapabilir hocam. Burada beis hiçbir durum yok. Ama sen önce bir bilinçli ol arkadaşlar. Bir elini masaya koy. Bir zihinde bilinçli bir düşün ya. Benim ne işim var? Bana faydası ne? Bedava oldu mu? Aha, böyle bir mantık var Hakkı hocam değil mi? Aynen. Bedava oldu mu? Tamam. Bitti. İzleyeceğim ben onu. Bir de bedava çok da
kaliteli gösteriliyorlar hocam. Yani o da işin enteresan tarafı. Eğer bedava kaliteli olsaydı. Yani tabii kaliteli gösterme neden arkadaşlar? Orada ana hatlar verilir. Detay önemlidir. Bakın sınavda kendiniz gördünüz. Daha önceki sınavlara girdiğinizde gördünüz. Detayda sorular detayda gizlidir. Detayda X, B, C yerinde değil, masanın başında düzenli bir programla tekrar ettiğinde, eksiğini kapatarak ilerlediğinde kapatılır. Sizin üstünüze düşen budur. Ben şu an Instagram'da yayın yaptığımı farz ediyorum. Bakın, ben bildiğime göre yaparım. Senin eksiğine göre yapmam. Ben önemli gördüğüm şeyler, ana hatlarına girmeden yüzeysel üstünde bir konu anlatım yapar geçerim. Peki senin eksiğin nedir? Kapattın mı? Sana göre mi yapıyorum? Hayır. Sana göre sadece sen yapabilirsin. Bilinçli davranın artık arkadaşlar. Yani sınav psikolojik bir süreç, bilinçli doğru hamleler yapma sürecidir. Bu saatten sonra açık çağrımdır. Planını, programını lütfen entegresin. Yapınca anında cumartesi sizinle bir seminer yapacak. Geriye dönük, ileriye dönük nasıl bir kısımda ilerlemeniz gerektiğini detaylı bir şekilde aktaracak. Bu sınav birçok kişiye ders oldu. Niye ders oldu? Bu son zamanlarda özellikle birçok manada, geniş manada sosyal medyanın gücü gerçekten eğitimin gücünün önüne geçti. Kişileri de etki altında kalıyor. Ben de merak ederim. Ben de gider izlerim. Örnek veriyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Sen eksiğini kapattığın zaman sınava hazırsındır. Mehmet Nurullah Hoca'yı dinlediğinde bu senin sınava hazır olacağın anlamına gelmiyor. Eksiğini, çünkü ben senin eksiğini bilmiyorum. Neyi nasıl öğrendiğini hiç bilmiyorum. Ben kendime göre anlatırım. Sana göre değil. O yüzden sizler için en doğru karar sizlerin kendinizi tanıyarak doğru bir şekilde, programlı bir şekilde eksiğinizi kapatmanız en kıymetlisidir. Son sözüm budur ve bu katılım ve bugün olan süreçlerden dolayı psikolojik olarak yıpranmanın dönemi bitmiştir. Şaha kalkıp o sınava girip hakkıyla bu işi tertemiz götürmektir. Benim diyeceklerim bu kadar İnci Hanım. Hocam biz de cumartesi çok detaylı konuşacağız inşallah katılan arkadaşlarla zaten. Nasıl çalışacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Orada bayağı bireysel çalışma yönünde de sorular var çünkü. Onları orada konuşalım. Onun dışında zaten cumartesi bütün arkadaşları bekliyorum. Katılamayanları da video kaydını yükleriz. Teknik bilimdeki arkadaşlarımız da yardımcı olurlar. Cumartesi inşallah bol bol konuşuruz, görüşürüz onlarla diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim İnci Hanım. Sağ olun. Cumartesi arkadaşlarla inşallah detaylı bir şekilde olacak. Evet Akif Hocam, evet. İnci Hocam siz isterseniz çıkış yapabilirsiniz. Çünkü tamamdır hocam. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. Cumartesi inşallah görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Yalnız bırakmadınız bizi. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Şimdi 2023 ile ilgili bir sürekli yazan bir arkadaşımız var. 2023 programınız arkadaşlar size duyurulduğu şekilde devam edecek. Yani Eylül'de mi başlanması söylendi? Eylül'den Nisan'a kadar devam edecek değil mi Nurullah Hocam? 2023 ile ilgili tabii, aynen öyle. Yok. 23'te bir değişiklik yok, aynen. Ben arkadaşlara şunu öneriyorum hocam. Özellikle beni bilen arkadaşlarım vardır muhakkak içerimizde. Yani ben artık bu düzlükte son düzlük olduğunu düşünerekten, yani hiçbir şey olmayacakmış gibi devam etmelerini istiyorum. Yani gerçekten bu evet bir artı zaman oldu aslında, artı şeyler oldu. Şunu unutmayın arkadaşlar, başarının yollarında bahanelerin çokluğu değil, imkanların yokluğu geçerli sebeptir. Yani önümüze bahane koyarsak çok artar. Onu sebep, bunu sebep deriz. Bakınız bu mağduriyeti yaşayan herkes, yani sadece bir kişi değil. Bundan dolayı siz gözünüzü, kulağınızı kapatın. Sadece masanızın başına geçin arkadaşlar. Hedefiniz, idealiniz neyse oraya doğru odaklanın. Asla ve asla olumsuz söylemlere kulak asmayın. Sizin bir hedefiniz var. İnşallah o hedefiniz çalıştığınız sürece, siz o masaya oturduğunuz sürece yakınlaşacaktır diye düşünüyorum. Hepinize de şu an hani şimdiden kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel bir sınav süreci geçirirsiniz. İnşallah ipi göğüsleyenlerden olursunuz. Pes etmeyin arkadaşlar. 1000 defa yenilseniz de bir defa bile pes etmeyin. Evet, sağ olasın hocam. Ağzına sağlık. Güncele nasıl çalışacağız? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz son 3 ve 4 yıldır güncelin güncelle alakası olmadığını zaten bu sınava girenler de gördü, önce girenler de gördü. Güncel artık adam 600 yıl önceki bir gelişmeyi güncel diye soruyor. Yani güncelde yapacağın olay nedir? Ara ara böyle bir zaten güncel olaylar oluyor ya arkadaşlar. Genel kültür aslında. Önemli eserler, önemli kişiler,
Bunlara bakacaksın. Yani şu an güncelle ilgili yapacağın bir şey yok. Göz ucuyla bir göz gezdir. Önemli ülke tarihi ve dünya tarihi açısından önemli bir son zamanlarda olay varsa onlara bir bak. Onun dışında genel kültür mahiyetinde önceki ve sonraki yıllarda toplu bir güncel var senin de arada böyle bir göz gezdirebilirsin. Tamamen bir şanstır orası. Yani milyon tane herhalde güncel var Akif hocam, değil mi? Evet tabii. Abi nereden bileceksin Orta milyon Asya tane kültür güncel? medeniyetten al abi. Buraya kadar getir. Tabii. Paragrafla ilgili sorular geliyor. Arkadaşlar paragraf yeni bir şey değil aslında. 2017 yılında ÖSYM bir duyuru yayımladı. Dedi ki ben artık dedi felsefi, psikolojik, tarihsel veya gastroloji alanında metinleri alırım, paragrafa Türkçe uydururum dedi. Akademik bilimsel sorarım dedi. Asıl sorun nereden başlıyor derseniz arkadaşlar, bu konuda çözdüğümüz yayınlar ne yazık ki güncel değil arkadaşlar. Çözdüğümüz paragraf kitapları duyusal metinlerden oluşan, akademik bir yönü olmayan kitaplar. Sınavdan önce çözdüğün kitaplar sınava denk olmadığı için ve bu kademede ciddi bir eksiklik olduğunu da söyleyeyim. Bundan dolayı da sınav anına gelen paragraf bize çok uçuk kaçık geliyor. Tarihi düşün, hiç çalışmadığın bir yerden soru geldiğinde zorlanırsın. Coğrafyadan aynı mantık. Yani çözdüğümüz kitaplar çok değerlidir. Son 3-4 yılın ALES ve DGS sorularını çözebilirsiniz. YKS sorularını çözebilirsiniz. Aynı şekilde çıkmış diğer sınavlar. Bakın son 3-4 yılın öncesi değil. Birkaç yayın var aslında bu kademede kitap olarak ama burada söylemem hoş olmaz. Bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Kitap isim veremem. Ama şu var değil mi Akif hocam? Sosyal medyada artık şeye dönüşmüş olay. Hocalık aslında. Çok özür dilerim. Sosyal medya değil. Öğretmenlik neye dönüşmüş biliyor musun arkadaşlar? Kaç takipçim var? Canlı yayına kaç kişi giriyor? Hocam şöyle bir şey örnek vereceğim. Özür dilerim çok kısaca. İslam tarihinde eskiden şeyden öncesi yani İslam öncesinde müşrikler hocam giderlermiş işte kalabalık olduğunu söylüyorlar ya. Tek tek ölen kişilerin mezarlarını saydırırlarmış. İşte bak bu benim ailemden bu benim ailem. Sosyal medyada ne yazık ki artık buraya dönüştü değil mi hocam? Yani yakında mezar taşlarında saydıracaklar bazı Evet. arkadaşlar. Sırf bu sosyaliteyi artırmak için. Hayır de şöyle bir şey var. Örnek vereyim şu an burada diyelim az önce sayı var diyelim. Instagram'da bir yayın yapıyor farz ediyorum. A, B, C hiç önemli değil. Örnek vereyim diyor ki 7.000 kişi şu an canlı yayında. Wow, bu kadar şey. Lan kafayı mı yedin sen? Sen sınava hazırlanıyorsun. Senin takipçilerin ne işin var? Yayındaki kişiyi övgü olarak kullanıyor. O da o yayında ya aslında. 7.000 kişiyle aynı yerdeyim. Oo çok iyi yüksek sayılar diye. Arkadaşlar çok saçma bir yere gidiyor eğitim. Bak bunu ben şey olarak söylemiyorum. Bunu ciddiyetle söylüyorum. Eğitim o kadar saçma sapan bir yere gidiyor ki. Ve bunu ne yazık ki bizler, sizler kendi elimizle kendimize yapıyoruz. İnanın bana çok değil, 1-2 yıl sonra eğitim yerle bir olacak. Kalite hiç bakılmıyor. Kalitenin yanında fedakarlık kısmı hiç bilinmiyor. Aynı şekilde sorumluluk bilinciyle hareket etme yok. Bütün olay şuna dönüşmüş. Senin için yapıyorum her şeyi, senin için varım, her şey senin için. Her şey senin için ama. Yani benim şu an nefes almam bile senin için. Ve ilginç bir hale gidiyor ve kitle de inanılmaz anlamsız bir şekilde ama kitlede de şu var hocam bak şimdi herkese şey yapıyoruz ya olay şuradan kaynaklanıyor. Onun için bir iki tane yayın yapıyor ya bedava olarak bakıyor olaya bir şey zannediyor hani minnet duyuyor. Duyacak bak duymanız da lazım. Minnet duyarken de şuna kapılıyor aslında benim için yapıyorlar. Evet benim için yaptıkları için gerisi bitti. Burada da eğitim nereye gidiyor hocam? Öğretmenin kalitesi hiç sorgulanmıyor artık. Takipçisi var, çok iyi. Çok kişi katılıyor derse. Sınavda da bir iki tane bilgi böyle denk geldi ya hocam diyelim. Ki gelecek zaten. Baştan sona konu anlatım yapıyorsun. Oo çok iyi sınavda soru çözdürdüm. Bunu herkes yapar arkadaşlar. Yani bir kendinizi artık bir sorgulamanız lazım. Çok üzgünüm. Bu süreçte siz de gördünüz. Birkaç gündür inanılmaz bir kaos vardı. Belirsizlik vardı. Stres vardı. Ama inanın bana hoca ismi vermeyin arkadaşlar. Bakın ben burada Evet. hoca karıştırmıyorum. Rica ediyorum.
Aynen, hoca isimleri yazmayalım. Hoca ismi vermeyelim. Hiçbir hocaya karşı da söylenen hiçbir şey bize değil. Bize yakışmaz. Yok, yakışmalı herkes yok. Biz burada amacımız kişiler değil arkadaşlar. Sistem buna gitti, düzen buna gitti. Kişilerle alakalı bir şey değil bu. Yanlış anlıyorsunuz olayı. Dediklerimi de kişilere bürüyorsunuz. Benim dediğim daha geniş bir şey. Daha büyük bir şey. Yani sizin kısmınızla ilgili geniş düşünmeniz gereken asıl olay sadece bir şeyden mi ibaret olan bir durumdur? Aramızda sürpriz bir hocamız var. Bahsetmeyeceğim, geçemeyeceğim. Kim? Sizin çok takıldığınız, bizim çok değerli eğitim bilimleri öğretmenimiz var. Kökan Hoca. Evet. Selam olsun buradan kendine, sıkı bir nerede? Takipçimiz. Kökan Hoca'yı yayına alalım arkadaşlar. Kökan Hocam, kamerasını, aktif edelim. Hakkınızı helal edin. Kökan Hocam, müsaitsen gelebilir misin? Gitar çalsın. Emre, yapma böyle şeyler. Ya şöyle diyeceğim Akif Hocam, benim arkadaşlar kişiye bürüdü. Ya Allah rızası için, bakın Allah rızası için diyorum. Biraz mantıklı düşünün. Sen öğretmensin. 10 ay ders alıyor. 10 ay ders alıyor. Gitar yokmuş bu arada. Evet, gitarı yokmuş. 10 ay ders alıyor. Bir genel tekrar kampı oluyor. Genel tekrar kampında ne hikmetse gidenler bütün soruları o hoca sayesinde yaptım diyor. Niye? Sosyal medyada çok büyük. Sana 10 ay emek vermiş adamın ismini hiçbir yerde cismini anmadan sırf sosyal medyada biri güçlü diye, biri iyi diye o 10 ay sana emek veren adamın üzerine hiçbir şey anmıyorsun. 7 saatte sana bütün sınav sorularını çözdüren adam diye onu övüyorum. Ya bu kadar abes bir şey olamaz. Sen bunu yaptığın sürece de inan bana o emek veren adam emek verdiğiyle kalır. Sana emek verdiğini zannettiğin adamla da bu işin şovuyla, reklamıyla, parasıyla geçinir gider. Allah bu konuda eğitime, eğitimcilere gerçekten akıl ihsan eylesin. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bunu çok ciddi söylüyorum. Daha kötü durumlara gidecek arkadaşlar. Evet. Hocam evet. Yani bir söz vardır ya, ne derler işte, harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik viraneler vardır. Evet. Aslında belki de o virane olarak gördüğümüz kişiler büyük bir definedir. Yani evet. Sosyal medyada o gördüğümüz yani şeyler ise, büyük defineler ise belki de viraneden öteye gidemeyebilir. Bence ben öyle düşünüyorum. Çünkü artık... Vallahi hocam şu kadarını söyleyeyim. Bunu hani şey için değil, ben bazı yeni hocalarla işte görüştüğümde şey yaptım, biliyorsun hocaların anlaşması yapıyorum. Evet. İnan bana öyle sağ olsun kitlede benim psikolojime öyle bir şey koydu ki. Hocanın kitlesi var mı yok mu? Kitlesi yoksa kötü hoca, varsa iyi hoca. Bu psikolojiye soktular bizi. Bu sene yıktım bunu. Niye yıktım biliyor musun? Çünkü sen de biliyorsun hocam, Akif Hocam sen de biliyorsun. Evet. Çok ciddi manada büyük kitlelere hitap eden hocalarla bu sene de çalıştık. Sınav sürecini, videolarını ve birçok şeyini beraber de değerlendirdik biliyorsun, sınava uygunluğunu. Aslında sadece bir şovdan ibaret olduğunu, sınavda bu çocukların yerle bir olacağını söyledik. Sonra zaten değişikliklere gittik. O günden sonra kitle olayına girmedik. Anadolu'da ne insanlar var, ne büyük insanlar var, o kadar fayda veren, ciddi söylüyorum bunu. Çalıştığım kişiler de var ama tek sorunu sosyal medyayı kullanmaması. Aslında o adam bir yıl boyunca emek verirse inan bana sınavda çok bir şey yaşamayacak gibi gibi bir sürü olay. Psikolojik niye buna gittik Akif Hocam? Bizde de öyledir genelde. Kişinin bir kıyafeti iyi olduğu zaman, saçı başı düzgün olduğunda diyoruz ki bu çok farklı bir havada. Evet. Yani çok kültürlü, çok bilgili diye düşünüyoruz hemen. Evet. Normal kıyafetli bir adam gördüğümüzde de ön yargıyla yaklaşıyoruz. Niye? Ya bu ne bilsin ki? Yani şekle odaklandık. Artık hocam, fenomenlik artık şekle döndü. Aynen, fenomenlik biraz da aslında eski Türkçesine inersek kelimesine tanrı demek. Yani biz o fenomenli, fenomen yani, hatta eski Mısırlarda evet, böyledir. Tanrı olarak kabul ediyoruz. Biz artık tanrı, yani biz diyoruz ki mesela bir öğretmeni olarak arkadaşlarımıza, ya şöyle yapın, böyle yapın. Yok hocam onu diyemeyiz. Niye? Çünkü bu hocamız evet, bunu dedi. Ya arkadaş, bunu tamam o dedi de, yani bu Kur'an ayeti değil en nihayetinde. Bu başka bir şey değil. Tabii tabii, onu da dinleyebilir. Yani şimdi şöyle evet, bazen denk geliyor. Bu bizim hocalarımız arasında oldu. Hocamız bir konuyu anlatmış. İşte detaylara değinmiş, sen de biliyorsun. İşte ilk sosyal medyadaki hocaya sormuş. O hoca demiş ki burada bir sorun var falan. Kendi hocasını sorguluyor. O hoca böyle dedi ama. Ya o da bir hoca, bir tanem. O sosyal medyada aktif olduğu için çok var. O aktif olmadığı için.
Yani kalıplarımızı yıkmamız lazım arkadaşlar artık. İnanın bana. Nurul Hocam, ben de fenomen değilim biliyorsunuz. Hani sosyal Evet. medyayı çok aktif olarak kullanmıyorum. Hiç yoksun Yanlış mı neredeyse. yapıyorum sizce? Hocam yanlış Tarih yapmakla öğretmeni şu olarak. manada, evet yanlış yapıyorsun hocam. Niye yanlış yaptığını da söyleyeyim. Çünkü sahada gerçekten doğru kaynağı yönlendirmek, kişileri doğru eğitmek, doğru bir şekilde sınava hazırlamak senin bir görevin sonuçta değil mi hocam? Evet. Yapıyorsun bunu. Benim de bir görevim. Eğer ki orada bir şekilde varlığından haberdar olmayan insanlar eldekinin en mükemmel, en iyisi olduğunu düşünmesine itiliyorsa, ki sosyal medya algı yönetiminde çok iyi yapılıyor bu. O kişiler aslında hakkıyla bir şeyi elde edemediğinden dolayı, oradan mahrum bırakıldığından dolayı aslında burada senin de suçun var, benim de var hocam. Evet, doğru. Çünkü bir şey ne zaman ortaya çıkar? Karşısındaki şey ihtimali olduğu zaman. Birçok durum var burada, birçok denklem var. Yani buradaki kademede eğitimin aslında artık sosyal medyayla iç içe girmiş olmasından dolayı çok daha büyük vahim olaylara dönüşüyor. Bu konuda cidden devletin bu konuya el atması lazım. Yani ben buna inanıyorum. Çünkü zıbaradan çıkmış bir durum. Evet. Akif hocam ve buradaki yaşı belli olan, yaşta olan arkadaşlarımıza söyleyeceğim. Belki daha iyi bilirler. Bize bir konu araştırması verirlerdi zamanında. Hatırlıyor musun hocam? İlkokulda, Evet, evet. ortaokulda. Bir konuyu araştırın. İnternet böyle değildi. Telefon desen, tuşlu telefonda internet dahi yoktu hatırlarsan. Abi o kadar da yaşlı değilim ha bu arada. Tamam mı? Yani o teknoloji bir anda gelişti arkadaşlar. Yani 2010'dan sonra patladı. Ya hoca hangi çağdan bahsediyor demeyin sakın. Şimdi kütüphaneye giderdik. Kitapları tek tek incelerdik. Kitabı bulurduk, sayfası çevirdik, notumuzu alırdık. Ve bilgiye ulaşırdık. Ve o bilgiyi bir şekilde sınıfta anlatırdık, tekrar ederdik, yorum yapardık. Eski öğrencilerin videolarını açın arkadaşlar. 60, 70, 80 hiç fark etmez. Konuşma üsluplarına bakın. İfade güçlerine bakın. Kelimeyi doğru şekilde kullanma yeteneklerine bakın. Niye? Bilgi kıymetliydi çünkü. Bilgi ortalıkta savrulmuyordu, ortalıkta yıkılmıyordu. Bilginin çok olduğu yerde kargaşa da olur. Kargaşan olduğu yerde kafa karışıklığı olur. Çiğdem. Bilgiye biz doğru ulaşmak yerine milyonlarca bilginin bize gelip onlar arasında kafamıza göre onu bunu harmanlayıp önümüze bir şey gelsin değil mi? Yani burada hata burada çok bilgi kirliliği var. Sıkıntı buradan başlıyor aslında. Çiğdem Kıraş, teşekkür ederim güzel düşüncen için. Bu arada sormuşlar hocam siz ne hocasınız diye. Ben tarih öğretmeniyim arkadaşlar. Birincilerin hocası bu arada, haberiniz olsun. Sosyal Evet, bir ÖABT Türkiye birincisi, Akif hocamın öğrencisi. Aynı şekilde EKPS bir KPSS. kademede bütün birincileri çıkardı ama Akif hocanın ismini bileni yok. Avgu hocam sen çok kötü bir hocasın ya. Evet, ben çok kötü Sen bir mi diyen hocayım. yok? Ama ben birinci No çıkarıyorum no no. hocam. Birinci Yok da çıkararak gizli evet. kahramanım. O Gizli gizli özde kahraman. var ya. Gizli özde benim. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Var mıdır sorusu olan? Yayını kapatalım değil mi Nurullah hocam? Evet, kapatalım artık. Başka bir şey varsa. Arkadaşlar, bu konuda bazı hocalarınızı seviyorsunuz. Tabii ki o gelir mi, bu gelir mi? Arkadaşlar, o gelme gitme işi böyle olmuyor. Tabii ki isterim gelsinler. Sonuna kadar derslere girebilirler. Bunun da hiçbir sıkıntı yok. Ben her zaman arkadaşlar birinci önceliğim. Bak kurumda da söyledim. Akif Hoca da şahittir. Bütün toplantılarda da. Benim birinci önceliğim öğrencinin hakkıdır. İkincisi öğretmen hakkı derim. Üç kurumun hakkı derim. Dört Nurullah Hoca'nın hakkı. Ben bu sene geceleri bile uyumadım ya bazen. 11, 12'de, 1'de, 2'de gruplardaydım neredeyse. Birçok denklemde. Yani birinci öncelikle öğrencinin hakkını doğru bir şekilde koruyup gözeten, sahip çıkan herkesin başımın üstünde yeri var. Öğrenci hakkını koruyup başka etkenlerden dolayı başka değişkenler olmuşsa ve bir anda şartlar değişmişse, öğrenciyi bir anda ortada da bırakmışsa kendine göre haklı olabilir. Orada benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ben bu programı yönetmek, buradaki insanların dersini tamamlamakla mükellefim. Bunu da tamamlamak zorundayım. Gelen hocalarımızın her zaman her türlü hiçbir sorun yoktur. Her türlü derse girebilirler. Her türlü ders sürecinde birlikte devam edebilir ama kendilerini istemesi önemli biliyorsunuz. Sizin istemeniz değil, benim istemem değil arkadaşlar. Dediğim gibi Bir şey açık hocam, teşekkür çağrımdır. ederim. Bütün hocalar derse gelebilir. Evet, aynen. Evet. Biz
Evet, Büşra'cığım teşekkür ederim düşüncen için. Bir öğrencim var, yazıyorlar abi özelden. Kusura bakma, seni böldüğü gibi. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Evet, bir hoca öğrencimiz de sormuş. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren kim? Arkadaşlar, Akkoyunlular, bunu bilmeniz lazım. Sınavda da çıkmış bir sorudur. Aklınızda bulunsun. Evet, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, biraz da sohbette kaçtı olayımız. Bilgilendirmemizi de verdik. Bundan sonra inşallah daha şeffaf bir şekilde daha güzel olur. Ayşe hocam ne kadar şey diyor, hocam çıkıyorum müsaadenizle, iki sefer yazdı Ayşe hocam. Çok tabii nazik. Ki, çok teşekkür ederim, yani çok gerçekten evet. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşrif ettiniz, burada dinlediniz, beraber hem sizin yazdıklarınızı okuduk, hem düşüncelerimizi paylaştık. Biraz da sohbete kaçtı, aslında böyle bir planımız yok da nasıl oldu ben de anlamadım. İşte öğrenciler çok tehlikeli hocam. Aynen vallahi hocam. Hatta ne var biliyor musun Akif hocam, ben sana başka bir şey söyleyeyim, sonra kapatalım burayı. Evet. Şimdi sosyal medyada hocalar hani ders anlatıyor ya hocam. Aha. Bazıları kaydetmiyor biliyorsun, bazıları kaydediyor. Evet. Öğrencinin biri orayı dinlememiş, videoyu açmaya eriniyor, tamam mı hocam? Aha. Özelden hocaya yazıyorlar. Hocam çok iyi anlattınız. Hocam o kadar güzel anlattınız ki hayran kaldım. Ne olur hocam bir kere daha canlı anlatın. Ve hoca da tabii 3-5 kişi yazınca hoca da ooo diyor hemen. Öğrenciler çok uyanık aslında, bakma. Yani evet, evet. Parmağında oynatıyorlar herkesi. Hoca da diyor ki çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Yoğun istek üzerine bir kere daha anlatıyorum. Hadi öpüyorum sizi. Bu da son sloganımız arkadaşlar. Devam edin. Kullanabildiğin kadar kullan arkadaşlar. Herkesten istifade edebildiğin kadar istifade et. Hakkınız da hayırlısı olsun. Umarım çok güzel şeyler olur sizler için. Bu süreçte son güne kadar ne gerekiyorsa birlikte devam edeceğiz. Siz de artık sınav programına odaklanın. Yapacağınız tek şey sınav. Akif hocam sözü seninle kapatıp bitirelim. Teşekkür ediyorum hocam. Gayet güzel, verimli bir toplantı oldu. Arkadaşlar da umarım beğenmiştir. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Yolunuz doğru olsun, yolunuz hedefiniz olsun. Hedefinize doğru yürüyün. Eğriler elbet ortaya çıkar ama siz asla ve asla pes etmeyin. Doğru yerdesiniz, doğru noktadasınız. Son vuruşu yapın. İnşallah son dakika golünü atın. Sizleri biz güzel yerlerde görmek istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. El sallayın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Eyvallah Seçkin'cim, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Görüşmek üzere. Yayını kapatıyorum müsaadenizle arkadaşlar.